Kayseri'mizin asfalt ekibi iş başında. Şimdi Kayseri'mizin ana arterlerinden biri Kocasinan Belediye'miz sınırları içerisinde 30 Ağustos Caddesi üzerindeyiz. Bildiğiniz gibi bu caddenin asfaltı herhalde 20 seneye yaklaştı. Yenilenmesi gerekiyordu. Özellikle ara ara yapılan altyapı çalışmalarından sonra bu cadde epey bir hasar görmüştü. Şimdi yaptığımız bu çalışmayla yaklaşık 2400 metrelik bir uzunlukta olan yerde 6500 ton asfalt kullanarak buranın asfaltını yapıyoruz. Mahallemize söz vermiştik, muhtarımıza söz vermiştik. Karkış düşmeden burada biz asfaltı yapacağız diye. Hamdolsun hava şartları da iyi oldu ve biz burada bugün asfalta başladık muhtarım. Gözün aydın. Çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Yaptığı hizmetlerden dolayı Allah razı olsun. İşi rast gelsin. Mahallemiz hizmetlerden dolayı çok memnundur. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kocasinan Belediye Başkanımızdan da çok memnunuz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun başkanım. Razı sağ olsun. Büyükşehir her yerde böyle şu ilçe bu ilçe demeden Sarız'ın meydanında yapıyoruz. Kocasinan'ımızın caddelerinde yapıyoruz. Allah kolaylıklar versin. Bugün bizim gün açılışımız da asfaltla başladı. Asfaltla devam ediyor. Siftah asfaltla açtık. Argıncık mahallesinde de asfalt uygulamalarımız vardı. Argıncık'taki Yavuz Selim Caddesi. Tabii ki burası da şehir için önemli bir bulvar. Şehir için önemli bir arter, Kocasinan için önemli bir yer. Sivas Caddesi ile Kocasinan Bulvarı'nı birbirine bağlayan bir güzergah. Kocasinan Bulvarı üzerindeki çalışmaların neticelenmesiyle birlikte buradaki yapılan şimdiki asfalt çalışmaları hakikaten bu bölge içerisinde sadece Kocasinan'da yaşayanların değil, bütün Kayseri'de yaşayanların ulaşım güzergahı, onların gelmiş geçmiş oldukları güzergah. Sizin şahsınızda bütün ekibimize teşekkür ediyorum. Fen işlerimize teşekkür ediyorum. Yani evet Sarız'da, Pınarbaşı'nda, Yeşilhisar'da, Tomarza'da her yerde, Erciyes'te, Melikgazi'de, Talas'ta, Kocasinan'da her yerde. Bu dayanışma olduğu zaman, bu birlik beraberlik olduğu zaman bazı zamanlarda tabii ki sizin işiniz bizim işimiz diye bir şey yok. Bu şehrin işi. Tabii. Yapılması gereken ne varsa bu şehir için. Nihayetinde biz Kayseri'de yaşayan insanlar için hizmet ediyoruz. Kocasinan'da da, Melikgazi'de de, Talas'ta da. Hepsi Büyükşehir çatısı altında yaşayan insanlar. Hayırlı olsun. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Az önce duydum ondan da çok memnun oldum doğrusu. Bugün Kocasinan ilçemiz geldiğinizde bu tarafı 1 milyon tonunca asfaltı da dökmüş. 44 bu ayda işte uyumun getirdiği bereket. Bize malzeme mi lazım? Aman Ahmet Başkanım altyapı için yol malzemesi lazım. Ocak senin buyur diyor. Bize asfalt lazım buyur senin olsun diyoruz. İşte bu uyumla çok şükür Kayseri'mizin her noktasını tertemiz pırıl pırıl hale getiriyoruz. Az önce bir hanımefendi manavda denk geldi. Başkanım İstanbul'a sık gider gelirim ben de İstanbul'da yaşıyormuş. O kadar methetti ki şehir ben de şimdi demeye hayal ediyorum edebiliyorum. O kadar çok methetti ki içinde yaşayanlar sürekli yaşayanlar hissetmiyor ama gerçekten pırıl pırıl tertemiz ulaşımı rahat bir şehir yapmışsınız teşekkür ediyoruz dedi. Gerçekten işte daha iyi günlerde inşallah. Bereketle Allah razı olsun diyoruz. Allah razı olsun cümlemizden. Kocasinan her yerde Büyükşehir her yerde. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Muhtarım güle güle. Evet. Allah kazasız belasız. Amin, amin, amin. Yalnız ben burada tüm hemşehrilerime hep böyle yeni yaptığımız yollarda, kavşaklarda yaptığım ikazımı, tavsiyemi bir kez daha yapmak istiyorum. Biz değerli hemşehrilerim, biz bu yolları yaparken sürat yapılsın, hız yapılsın diye yapmıyoruz. Ne olur trafik işaretlerine ve işaretçilerine dikkat edelim. Kurallara uyalım ve hız yapmayalım. Allah göstermesin burada oluşacak bir kazayla burada yaralı ya da sonucu olumsuzluklarla çıkacak kazalar olabiliyor. Olmasın böyle işte. Biraz yavaş gidelim, sakin gidelim. Biz bu işleri, bu yolları yaparken daha güvenli ve beklemeden gidilsin diye yapıyoruz. Biraz bunlara dikkat edelim diye o ikazımızı yaptım. Tüm hemşehrilerime hayırlı günler diliyorum.